1200'lü yıllardayız ve dünya büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. İsterseniz bu dönemde dünyanın neye benzediğine bir göz atalım. Batı Avrupalı krallar Haçlı seferleriyle meşgullerdi. 1200'lü yıllarda 3. Haçlı seferi sona ermiş ve Avrupalılar bu seferlerle ortalama bir başarı elde edebilmişlerdi. Kudüs hala Müslümanların kontrolü altındaydı. Roma İmparatorluğundan geriye kalan Bizans İmparatorluğu da çöküşteydi ve topraklarını yavaş yavaş Türklere kaptırmaya başlamıştı. Orta Doğu ve Pers İmparatorluğunda ise İslam'ın altın çağı yaşanıyordu. Abbasiler hala var olsa da yavaş yavaş bölünerek farklı Müslüman imparatorluklarına parçalanmaya başlamıştı. Bugünkü Hindistan'ın bir kısmı ile Afganistan ve Pakistan gurluların kontrolü altındaydı. Hindistan'ın geriye kalanı ise birçok farklı Hindu krallığına ayrılmıştı. Doğuya geldiğimizde diğer videolardan hatırlayacaksınız, Çin medeniyetinin zirvelerinden biri olan Song Hanedanlığı baştaydı. Ama kuzeydeki komşularından şüpheleniyorlardı. Tüm bu karmaşanın ortasında, haklarında çok fazla konuşmadığımız göçebe bir grup, gelecek birkaç yüzyılda yaşanacak değişikliklerin öncüsü oldular. Evet, Bunlar Moğollardı. Tarih 1206'yı gösterdiğinde 12. yüzyılın sonlarında ve 13. yüzyılın başlarında Timuçin isimli bir lider göçebe toplulukları bir araya getirip 1206 yılında Moğol İmparatorluğunu ilan etti. İşte burada sarıyla işaretlenmiş şekilde görüyorsunuz. Aslında Timuçin'i Cengiz Han, Ulu Han ve Birleştirici Han olarak da biliyoruz. Moğollar tarihin bu dönemine kadar çok ön planda olmasalar da önemli bazı değişikliklere imza atmışlardır. Göçebe oldukları için çok iyi at biniyor, at üzerindeyken de ok ve yayla çok keskin atışlar yapabiliyorlardı. Orduları son derece çevik, hızlı, vahşiydi. Üstüne üstlük bir o kadar da yeni koşullara çabucak ayak uydurabilen bir orduydu. Bu sebeple fethettikleri topraklarda yaşayan insanlardan çok şey öğrendiler. Cengiz Han'ın 1227'deki ölümüne kadar Kuzey Asya'nın hemen hemen hepsini fethetmişlerdi. Moğollar bu şekilde devam ederek Cengiz Han'ın ölümünü takip eden 50 yıl içinde sadece Kuzey Asya ile kalmayıp Bağdat'a kadar geldiler. Birçok tarihçi bunun İslam'ın altın çağının sonu olduğunu düşünür. Haçlı seferleri sırasında Türkler batının yoğun baskısına maruz kalsa da o sıralardaki daha büyük tehdit Moğollardı. Moğollar bölünmeden önce dünya tarihindeki en büyük birleşik imparatorluk olmayı başardılar. Burada birleşik kelimesini kullandım çünkü birkaç yüzyıl sonra Britanya İmparatorluğu'nun daha fazla toprağa sahip olacağını göreceğiz. Ama Moğollar söz konusu olduğunda bu topraklar birbiriyle iç içe geçmiş, yani birleşikti. Ekrandaki çizimden de anlayacağınız gibi İmparatorluk 13. yüzyılın ikinci yarısında daha da bağımsız hale gelen çeşitli hanlıklara bölünmeye başladı. 14. yüzyıla geldiğimizde hala birden fazla ama oldukça büyük hanlıklar görüyoruz. Doğuda günümüzdeki Moğolistan ve Çin'in bulunduğu yerde Kubilay Han'ın Kubilay Hanlığı vardı. Kubilay Hanlığı zamanında Budizm'in önemi yeniden vurgulanmış ve hanlık daha sonra Ming Hanedanlığı tarafından fethedilmiştir. Orta Asya'da Çağatay Hanlığı, Kuzeybatı Asya ve Doğu Avrupa'da Polonya'ya kadar uzanan Altın Orda Devleti, Pers bölgesi ve Kafkaslar'da ise önceleri bağlı ancak sonradan bağımsızlığını kazanmış bir hanlık olan İlhanlılar bulunuyordu. Batı'daki hanlıklar sonradan Müslüman oldu. Burayı anlamak çok önemli çünkü ilerleyen videolarda da bundan bahsedeceğiz. Asya ve Orta Doğu'da kurulan imparatorlukların bir çoğunun kökü, Esasında Cengiz Han'ın 1206'da ilan ettiği Moğol İmparatorluğuna dayanıyor.